Libya lideri Muammer Kaddafi, demokrasi isteyen halkına karşı tanklar, roketler ve uçaklarla savaş açmış durumda. Ve bu farklı sistem ve politik duruşa sahip pek çok ülkeyi ve kuruluşu yapılabilecekler üzerine düşünmeye zorluyor. Bu noktada batılı ülkeleri doğudaki diktatörlerle el ele halklarını sömürmekle suçlayan sol, şimdi isyan eden halklarla nasıl hareket edilmesi gerektiğini tartışıyor. Peki Arap devrimleri solun algısını nasıl zorluyor? Orta Doğu ve Kuzey Afrika devrimleri, seçenekleri diktatörlük ve siyasi İslam'la sınırlı, itaat eden, edilgen Arap halkları algısını yıktı. Devrimlerle birlikte solun dünyaya bakışı da sarsıldı. 11 Eylül sonrasında Afganistan Savaşı ve Irak'ın işgaliyle birlikte dünya sol için Amerika ve düşmanları arasında kutuplaştı. Dünya solunun en önemli entelektüel isimlerinden dil bilimci Profesör Noam Chomsky, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisinin terörist olduğunu, totaliter bir rejimle yönetildiğini ve diktatörlükleri desteklediklerini söyledi. Peki Amerika ve Batı bugün nasıl olup da isyan eden halkları desteklemeye başladı? Bence olan şu, defalarca denenmiş standart bir plan uyguluyorlar. Filipinler'de Marcos'a, Haiti'de Duvalier'e, Güney Kore'de Chun'a, Endonezya'da Suharto'ya yaptıkları gibi asıl gözdeleri olan diktatörü daha fazla destekleyemedikleri bir döneme girdiklerinde, ki bu isyan ya da başka nedenlerle olabilir, ortaya çıkıp demokrasiye olan aşklarını ilan ederler ve rejimi korumaya çalışırlar. Chomsky'ye göre demokrasinin Batı ülkelerindeki yaşama biçimi de bir yanılsamadan ibaret. Bu ülkelerde medya, toplumun hükümet politikalarına onay vermesini sağlayan bir mekanizma gibi işliyor. Arap dünyasında ise devrimlerini kısmen internet ile örgütleyen gençler yine medya yoluyla rıza imalatı mekanizmasını kırmayı başardı. Aynı mekanizmayı ABD'nin Wisconsin eyaletinde sendikal haklarını savunan çalışanlar da kırıyor. Peki Arap halklarını sokağa çıkaran taleplerin başında gelen demokrasi, solun yanılsama dediği Batı demokrasileri ise bu sola göre ne kadar anlamlı? Bu demokrasiler biz onlara yanılsama olduklarına izin verdiğimiz sürece yanılsamadırlar. Mısır'daki ayaklanmanın en kritik anlarından birinde önemli Mısırlı sendika liderlerinden Kemal Abbas, Madison, Wisconsin'daki protestolara selam göndererek desteklerini sunmuştu. Wisconsin'daki kamu çalışanları demokrasinin saldırı altındaki unsurlarını korumak için sokaktalar. Mısır'da ise halk bu tür bir demokrasi kendilerine sunulmadığı için ayaklandı. Farklı yönlerde ilerliyor olsalar da birbirleriyle çakışan iki mücadele bunlar. Son 20 yılın önemli bir kısmında solun Orta Doğu'ya bakışı emperyalizm ve anti-emperyalizm kavramları üzerinden şekilleniyordu. Peki Batı toplumlarının ve hükümetlerin örneğin Libya'daki iç savaş karşısında ne gibi sorumluluğu var? Öncelikle bizden bir şey yapmamız istenmedi. Bizden asıl istedikleri uzak durmamız. Bize söylenen uzak durun, elinize yeterince kan bulaşmış durumda. Ne yapılması gerektiği sorusunu yanıtlayacak olan biz değiliz. Dünyada yalnızca biz yokuz. Örneğin Brezilya ve Türkiye gibi saygı duyulan devletler de var.